Efendim Alper ekranlarından selamlar. Son günlerde bayağı bir ekonomi, para bilmem ne falan konuştuk. Bugün gündem haberlerine Orhun'un vereceği bedava haberlerle başlayalım. Evet, evet. Ne bedava ha? Ya Epic Games Store'da her perşembe girin takip edin. Her perşembe saat akşam 6'dan sonra yeni oyunlar geliyor. Bedava oyun dağıtıyorlar. Biz her seferinde paylaşmıyoruz ama bugün paylaşmamızın özellikle sebebi şu. Güzel oyunlar var epey. Evet, bayağı sağlam. FM 2020 en çok bizi ilgilendirendir sanıyorum. Yani en azından sosyal medyada insanlar en çok onu sevinmiş gördüğüm kadarıyla. FM 2020'nin yanında Watch Dogs 2. Bir de Stick It To The Man diye daha bağımsız ufak bir oyun eklemişler. 3 tane oyun veriyorlar. Eğer ki almadıysanız şimdiye kadar gidin alın. Watch Dogs 2'yi daha önce Uplay üzerinden Ubisoft dağıtmıştı. Kaçıranlar varsa bir fırsat daha böylece de olmuş oldu. Bu ne zamana kadar dağıtılacak? En başta söylediğim gibi bir sonraki perşembe gününe kadar. Ya alıyorsunuz evet, tamamen geçmiş. Sizin oluyor diye de ekleyeyim. En çok sorulan bir diğer şey de o. Alıyorsunuz, kütüphanenize ekliyorsunuz. O kadar. Ondan sonra ne zaman istiyorsanız evet. Oynayın. Watch Dogs öyle yalanlı olan yok. Aldın mı alıyorsun. Tabii kardeşim. Watch Dogs 2 zaten hani Uplay vermişti. Büyük ihtimalle izleyenler, takip edenler falan çoktan indirmişlerdir ama o yüzden FM'nin ayrı bir yeri olacaktır. Bir de yani FM tabii her oyunu yeni bir şey var diyor ama benim gibi arada bir FM oynayanlar için tekrar oyuna dönmek açısından güzel bir fırsat olacaktır. Ben mesela uzun bir zamandır oynayamıyordum. Oynamayı çok istiyordum. Dedim hani bu fırsattan istifade bir FM 2020 ile giriş yapsam mı diye. Çünkü bayağı bir şey yani. Hani odaklanmanı gerektirecek bir oyun. O yüzden biraz korkuyorum. Böyle içinde kaybolacağım diye korkuyorum ama bakalım. Belki herkes de onu diyor. Yani. Bak bu zamana kadar bulaşmadıysanız bulaşmayın. Hayatınız mahvolacak falan diyenler çok vardı gerçekten. Onun dışında şimdi geçen gün konuşulan konulardan bir tanesi de PlayStation 5'in geriye dönük uyumluluğuyla alakalı bir konuydu. PlayStation 4 oyunlarının %99'una geriye dönük uyumluluk vereceklerini söylemişlerdi. Ama resmi açıklama da geldi. PlayStation 5'te PlayStation 1, 2 ya da 3 oyunları olmayacak geriye dönük uyumluluk babında. Bunu da söylemiş oldular. Zaten olmayacağını tahmin ediyorduk. Kötü bir şey yani olmayacak olması. Bence zaten olmalı. Şimdi olay şöyle çıkmıştı aslında. İlk başta talihsiz bir açıklama yapmıştı PlayStation'ın o dönemki başındaki çok arkadaş. Ya işte Gran Turismo falan ne onu niye oynasınlar işte hani patates falan filan tost makinesi mi böyle tuhaf tuhaf esprili bir yorum yapmıştı. Yani çünkü Xbox'ta geriye dönük hemen hemen birçok oyunu oynayabiliyorsun ta ilk neredeyse ilk konsoluna kadar. Ama PlayStation'da bunun muadili yoktu. Bunun üzerine sonra geriye uyumluluk bir anda gündeme geldi PlayStation tarafında. Dedik herhalde artık yola gelecekler, getirecekler ama gördüğümüz kadarıyla sadece PlayStation 4. Yani tam anlamıyla bir geriye dönük uyumluluk da değil bence. Yani benim geriye dönükten beklentim bütün kütüphaneye erişebilmek şahsen. Daha geniş kapsamlı olması en azından. O esprili yorum yapan abi şey diye de aslında veri de vermişti diye ben hatırlıyorum. Yani Oynamıyor insanlar. Evet oynamıyor insanlar diye. Geriye uyumluluk olduğu zamanda da oynanmıyor diye bir şey demişlerdi. Ya tabii bir firmanın şey açısından yaklaşmasını da gene kısmen anlayabiliyorum. Yani buna bir zaman, kaynak ve yani insan kaynağı ve dolayısıyla da para harcanıyor bu olayın getirilmesine. Şey bulmazlarsa, kârlı bulmazlarsa eklememelerini gene kısmen anlayabiliyorum ama öte yandan da tüketici olarak baktığımda şey diyorum. Ya ben oynamayacak olsam bile illa ki ya canım çektiğinde oynayabilmeyi de satın almak istiyorum yeni konsol olarak. Anlatabiliyor muyum? Yani ya, sadece satın alma da değil bu arada. Mesela Xbox'ta falan eski CD'ni takıp 360'ta bile çalıştırabiliyordun ilk Xbox konsolunda bazı oyunları. Uyumluluğa dahilse eğer. Ya zaten halihazırda satın almış olduğun oyunları da oraya aktarabilmek güzel bir hizmet ama dediği gibi çok talep yoksa zaten adamların bu tür böyle ufak tefek jestler yapmaya ihtiyacı da yok. Hep konuşuyoruz. Zaten yarışı önde götürüyorlar. Dolayısıyla çok önem vermiyorlar bunlara. Şey de var şimdi mesela bundan 5, 6 ya da 2013 senesi PlayStation 4'ün çıktığı seneye geri döndüğümüzden nazaran daha farklı bir şöyle bir durum oluştu bugünlerde. Daha fazla ihtiyaç duyabileceğimiz geriye uyumluluğa. Şimdi mesela sevdiğimiz ama uzun zamandır yeni oyunu gelmeyen serinin yeni oyunu duyurulduğunda insanlar istiyor ki önceki oyunlarını oynayayım. Yani eskiye nazaran daha çok kullanılacak bir özellik olduğunu da kısmen düşünüyorum ben bunun. Ya ben kendim de yapıyorum yani. Sonuçta bir oyunun üçüncüsü duyurulduğu zaman ilkini ya birincisini ikincisini tekrar oturup oynadığımız olabiliyor. Sadece ben değil genel olarak bütün hani oyuncuların 3 aşağı 5 yukarı bunu yaptığını hatırlamak için oynadığını falan biliyorum. Daha fazla kullanılabilirdi PlayStation 1, 2 ve 3 desteği de olsa ama tabii yapmamayı tercih etmişler. Sony'den iyi mi bileceğim? Ya ben de ticari bir hamle olduğunu düşünüyorum ya. Hakikaten de ticari elindeki verilere bakıp. Ben şahsen söyleyeyim ben geri dönük uyumluluktan oyun oynamıyorum. Yani çok çok azdır oynadığım oyun yani. Hani ne oynadım mesela? RDR 1'i oynamıştım çünkü yeni nesile gelmemişti. Xbox 360 geri uyumluluğu sayesinde Red Dead Redemption 1'i tekrar oynamıştım Xbox One üzerindeyken.
Hani öyle çok arada nadir şeyler var. Bazı oyunların çünkü remaster'ının geleceğini bildiğin için de oynamak istemiyorsun. Mesela ben Mass Effect'i uzun zamandır tekrar bir bitireyim istiyorum. Ama uzun zamandır öyle bir dedikodusu var ki remaster'da geliyor ha, bak, diye. Bu arada yakın zamanda daha net bir dedikodu çıktı. Direkt evet, listelendi yani. Aynen. Hadi gelsin. Bağla bakalım. Hadi bağla. Ben de ustaca ona bağlayacaktım Tunca Bey. Mesela ben Mass Effect'i çok bekliyorum ama oynamayı seviyorum. Şaka bir yana Mass Effect'in remaster sürümü bayağıdır gelecek deniliyordu. Tuncan da dediği gibi listelendi satış listelerinde. PlayStation 4, Xbox One için bir de Switch için geleceği söyleniyor. PlayStation 5 ve Xbox serisine gelecek mi onu bilmiyoruz. Hani herhalde gelir, orayı da es geçmez diye düşünüyorum. Ama Switch'e gelecek olması çok enteresan geldi yani. Hani o tarafa da es geçmeyecekler. EA'in anlamadığım şey şu. EA gibi hani her şeyden bir şey çıkartmaya çalışan firma Remastered tarafında baya şey ya yok yani. Remastered yapmıyorlar. Mesela çok oyun olmasına rağmen yapmıyorlar evet. Yani mesela PlayStation'a mesela gelmemesi, PlayStation 4'e, Xbox One X'e falan gelmemesi baya bana enteresan gelmişti yani. En popüler serilerinden bir tanesi Electronic Arts'ın. Çıksa iyi satacak da bir seri. Hani niye o süreci yapamadılar bir türlü anlamadım. Yani Dead Space'leri falan Remastered yapıp bir daha satarlar diyordum ben. Belki onu da plan yapmadılar. Vardır da bu Mass Effect en son oyunda biraz imaj kaybetti. Belki orada bir sessizlik oluşturmuştur. Tabii, Mass Effect'i geçtim. Ellerinde bir sürü IP var bu adamların. Yani bu IP'lerin süresi mi doldu acaba? Mesela Dead Space bence tekrardan remaster satabileceğin en önemli ürünlerden bir tanesi. Zaman olarak da çünkü geride kalan bir oyun. Yeni ve o tarz oyun da çok yok. Hani yeni oyuncunun da iştahla saldırabileceği bir oyun. Tam bir korku aksiyon. Yani müthiş bir remaster potansiyeli var. Onu değerlendirmediler. Böyle çünkü Remastered hep şeydir ya, en ucuz para kazanabileceği yöntem olarak bakılan bir şey olduğu için EA'in o fırsatı inatla kullanmıyor olması bana enteresan geldi. O açıdan şaşırmıştım biraz. Yeni ben uyanıyordur. Çıktı da ben mi duymadım yani? Şimdi geriye uyumluk da olmayacak abi nasılsa. Remaster yapar yapar satarız kafasında iyice de girerler. Yani bence çoktan girerlerdi ya. Onlar ikinci postaya Remastered bile yaparlardı yani. Hani bir PlayStation 4, bir postada PlayStation 5 kafası remaster yapabilirlerdi. Böyle bir enteresan var. Enteresan bir durum var. Warner Bros'un bu arada biliyorsunuz yeni gelecek oyunu var. Hogwarts Legacy diye geçen sunumda beraber seyretmiştik. Hogwarts Legacy bayağı bir heyecan yarattı Harry Potter hayranlarında. Bende de bir heyecan yarattı. Sızan görüntülerini izlemişsinizdir hepiniz büyük ihtimalle. Bir ara 2 yıl önce bir bunun görüntüleri sızmıştı. Evet mobil evet, oyun falan demiştik hatta. Öyle bir şeyler konuştuğumuzu hatırlıyorum ben. Öyle yok, gözüken... Yok. Öyle gözüken bir oyun değil ya, baya aksiyon RPG oyunu gibi bir oyun ya. Öyle mi? Baya hardcore. Karakter yaratma ekranı olan bir Harry Potter şeyi sızıntısı hatırladım şu anda. Evet. Karakter yaratma ekranı, aksiyonlar bilmem ne falan baya detaylı şeyler var. Ona mobil diyorsan senin mobil oyunculuk anlayışın çok üst düzey demektir yani. Sen başka bir şeyden olabilir. Mobil oyuncu böyle sinema çekimi gibiydi. Ha, biri kamerayla evet. Ekranı çekmiş falan. O yüzden çok böyle nette gözükmüyordu ya. Belki o yanıltmıştır Orhun'u. Evet, düşük poligonlu falan böyle kötü gözüken bir oyun gibi hatırlıyorum ben o görselde. Yok yanlış hatırlıyorsun. Çünkü oradan tespit etmenin imkanı yok. Telefonla çekildiği için ya yani bayağı kamerada bir tane böyle Hong Kong sinemasında çekmişler gibi yani görüntüleri. Bayağı kaçak görüntü yani. Olabilir. Yani olabilir. Grafikleri değil, oynanışından mobil oyun olmadığını anlarsın yani, onu demek istiyorum aslında. Third person bir aksiyon oyunu gibi duruyor çünkü kendisi. Umarım bizim kafaya yakın bir mantıklı olur ama bağlayacağım şey şu. Warner Bros. Fanları, hayranları şey yapmış abi, rahatlatmış. Ne demiş biliyor musun? J.K. Rowling işin içinde değil, rahat olun demiş. J.K. Rowling Harry Potter evreninin yaratıcısı bir kadın. Kendisi son zamanlarda internette bayağı bir tartışma içerisinde bulundu. İnsanların nefretini toplamayı başardı mı diyeyim artık, ne diyeyim bilmiyorum. O yüzden de böyle Harry Potter'la çok fazla fanları artık şu an biraz dışlıyor gibi bir durum var. Ya şu açıklama çok garip geliyor bana yani. Warner Bros. Harry Potter oyunu yapıyor ve diyor ki merak etmeyin Harry Potter'ı yapan kişiyi almadık, hani dahil etmedik diyor. Millet de oh falan diyor yani. Hani öyle bir duruma geldi mevzu yani. Enteresan. Oyuna nasıl bir etkisi olur? Çok bir şey etkisi olacağını zannetmiyorum açıkçası. Çünkü direkt Harry Potter'la alakalı bir şey değil yani. Karakter özelinde. Tabii de şimdi şöyle bir şey var. Yani kadını şeyden ötürü değil, tepkiler. Yani kişisel görüşlerinden söylediği şeyden bayağı nefret suçu işliyor olmasından kaynaklı aslında. Nefret söyleminde bulunuyor olmasından kaynaklı insanlar işin içerisinde olmamasını istiyorlardı. Ama öte yandan şimdi o kısmını bir kenara koyduğunda Harry Potter evrenini yaratan hani en iyi bilen de aslında kısmen o. Hani işin içerisinde olmaması negatif bir şey de olabilir. Yani sonuçta şöyle düşün. Daha önce gördüğümüz hani şeylerde iyi olduğu da olabiliyor. Ya da belki işin içerisinden kopuk olduğu için, esas yaratandan kopuk olduğu için o havayı yakalayamadığı da olabiliyor oyunların. Hani yani buradaki tepki genel olarak evreni getirdiği yer olmadığından
bu oyun için hayırlı bir şey mi Rowling'in işin içinde olmaması değil mi, onu ben çok net kestiremiyorum. Ya orada evet doğru söylüyorsun aslında, öyle bir ben belki biraz hani şey yaptım ama ne olacak falan diye düşündüm direkt şeyle alakalı değil. Doğru yani, sonuçta evreni yapmış insan o yani, hani ondan daha iyi kim bilebilir detayları falan. Artık bunları oyun çıktıktan sonra göreceğiz yani, nasıl bir şey çıkacağı da belli değil çünkü ya, ne arada... zaman çıkacağı da belli değil. Amerika'da şöyle şeyler de oluyor. Bu tarz böyle özellikle gençlere hitap eden romanlarda falan sahte yazar kullanımı da çok fazla oluyor. Yani böyle bir kişilik yaratıyorlar gençlerin hayran olacağı yazar olarak, hikayesiyle, geçmişiyle falan. Ama arka planda yazarı başka bir yazar kadrosu yazıyor. Ya bazen ister istemez aklıma geliyor, lan acaba bu Rowling de öyle biri mi? Çünkü çok müsait yani o yapıya. Hakikaten İyi düşündürüyor olur. Bazen Harry Potter hakikaten bu kadın mı yazdı diye bazen yani. Ama milyarlarca dolar kazandırmazlar öyle yazarları genelde ya. Ya ne kadar kazandığını da bilmiyorsun ki hakikaten. Yok, öyle gösteriliyor olabilir. Kadın milyarder bayağı yani. Yine kazanıyordu da arka planda sonuçta başkaları daha çok kazanıyor olabilir. Muhakkak. Ya orada Tunca tabii gene komplo teorisi şeylerini çalıştırdı. Görmediğimiz büyük bölüm var mı bilmiyorum. Yok bu yapılıyor da... hakikaten de Harry Potter'da yoktur diye umut ediyorum yani. Yaptır bence ya. Niye olsun canım? Bu pazarlama yöntemi oldu çünkü orada da. Şey konusuyla alakalı söyleyeyim. Hani haberlerle alakalı çok bir şey yok. Zaten dün siz bayağı bir şey tartışmışsınız. PlayStation özelinde çıkan haberlerin önce heyecan yarattığını, sonra böyle diye hepimizi üzdüğünü. Ne oldu ne bitti de biraz karmaşık. Ön siparişlerde millet ön sipariş açıldı zannetmiş. Dükkanlara yığılmış gece gece. Sonradan açıklama geldi, öyle bir şey yok. Niye dükkanlara yığılıyorsunuz falan gibi saçma bir muhabbet. Yani bir net olmayan bir mevzu var her yerde. Türkiye'de de büyük ihtimalle şeyi bekliyorlar diye düşünüyorum ben. Bu Xbox'ta, PlayStation'da. Yani Xbox açıkladı ve kaldırdı ya fiyatını sonra. Türkiye tarafından bahsediyorum. Evet. Herhalde şeyi bekliyorlar. Ekim'de bu %50 ya şu an gümrük vergisi. %20'ye düşecek ya. Ekim'de düşüyor olması lazım. Aynen. %20'ye. Herhalde Ekim'le beraber %20'ye düştüklerini gördükleri anda açıklayacaklar gibi geliyor bana fiyatları. Çünkü 7500 liralık fiyat bizim %20 gümrük vergisi için konuştuğumuz fiyat. Kasım'da geleceği için konsollar %50 hiç hesaba katmamıştık. O yüzden onu bekliyorlar gibi geliyor bana Ekim'de. Onu da böyle bir hani söylemiş, paylaşmış olayım. Herhalde Xbox tarafında bence bir zam veya indirim olmayacak. Tam tersi doğru fiyatı açıkladılar bence. Ama yanlışlıkla açıkladılar. Olduğundan erken açıkladıkları için kaldırdılar gibi geliyor bana. Çünkü ya şey saçma geliyor açıkçası. Düşsene mesela görsel hazırlıyorsun. 7500 lira yani. Görseli Photoshop'ta biri yapıyor. Yani o fiyatı kafasından girmiyor. Hani bir not defterine 7500 yazmıyor. Photoshop'ta görsel yapıyor. Tasarımına bakıyor. Bilmem neye bakıyor. Hazırlıyor. Sonra fiyat çıkıyor ve 3 saat sonra indiriliyor o fiyat aşağı falan. Hani demek ki bir düşünülüp karar verilmiş bir şey var orada yani 7500 olacağına dair. O yüzden o fiyatı kaldırmaları, ay biz yanlış koymuşuz diyecekleri bir şey yok. Hani bu elektronik art... Ama yine biraz oraya çıkıyor yani. Sonuçta yanlış koymuşu geri çekiyor. Yok yanlış, bence yanlış görseli fiyat koymuş. Doğru da yanlış koymuş o zaman yani. Hesabı etmemiş, yine yanlış yapmış. Bence yanlış görseli koymuşlar yani. Hani orada artık tasarımı giren kişi fiyatsız görseli koyacağını, yanlışlıkla fiyatlı görseli koymuş. Arada kaçmış gibi bir şey olmuş olabilir. Çünkü aynı görselin fiyatsızı yayında şu anda. Yani aynı görsel var, fiyatsız olarak var şu anda yani. PlayStation'da o yüzden 7500, Xbox'ın 7500 fiyatında kalacağını düşünüyorum ben şahsen. Onu da bir daha altını çizmiş olalım. Hani geçen konuştukta ben de böyle bir yorum katayım istedim. Var mı bununla alakalı konuşmadığınız söyleyeceğiniz bir şey? Benim ekstra yok. Yok değil mi? Sen onun bir şey söyleyeceğin gibisi geldi de bana o yüzden. Yo, vardıysa da unuttum ama bildiğim kadarıyla, yani hatırladığım kadarıyla şu an ekstra benim söyleyeceğim bir şey yok. Dün zaten bayağı konuştuk ya üzerine. Yani onu düşünmüyordum tekrar yani. O yüzden ben de geçtim, evet. Yani çok böyle hani yorum yapmış olayım. Dünkü videoda yoktum ya, ben de böyle bir söylemiş olayım kendi fikrim diye. Ben o zaman son bir şeyden bahsedeceğim. Bugün özel bir gün. Neden? Çünkü Crysis Remastered piyasaya çıktı. Epic Games'e geldi. PlayStation'a geldi. Bambaşka bir şey söyleyeceksin yani. Sandım özel bir gün başlayınca. Crysis Remastered oynuyorum şu an. Evde yani elimde. PC'de oynuyorum tabii bu arada. Hala kasıyor. Onu söyleyeyim. Yani hala da sistemi zorluyor ki bende 2080 Ti var. Yani öyle full grafik falan açamıyorsun. Görsel olarak bayağı iyi oyun bu arada. Bu kadar hani iyi gözükeceğini düşünmüyordum kaç yıl aradan geçmesinden ama güzel bir remaster yapmışlar. Bir karşılaşma videolarını seyretmek lazım. Önceki oyunda bayağı iyi olabilir çünkü 2007'de çıkanı. Yani oynanışları bildiğinizde aynı. Ben hala vuruş hissini sevmiyorum. Daha önce de sevmiyordum. Hala daha sevmiyorum. Şu vuruş hissinde en azından bir Call of Duty gibi şey yapabilirlermiş. Bu X markı çıkıyor ya, hani vurduğunu anlıyorsun. Evet. Düşmanı vurduğun zaman ona bir şey diyorlardı, unuttum şimdi. Hiç düşman mi? Üzerine çıkan bir
X-Mark mı diyorlar? Yok, Hitmark. Hitmark aynen. Sen yaşa. Hitmark mesela keşke olsaymış. Çünkü çok uzak mesafe çatışıyorsun. Çok kalabalık ve düşmanlar da yeşil yeşil kıyafetleri falan filan kayboluyor herkes. Hitmark olsa da kimin neyi vurduğunu anlasam yani. Düşmanı göremiyorum bile çünkü vurduğum zaman. Ama böyle başına oturup bir saat oynayınca gerisi geldi valla. Şu an dördüncü saatimde falanım. Herhalde bitireceğim bu gazla yani. Böyle ilerleyeceğim diye düşünüyorum. İyi olmuş, güzel olmuş. Daha önce oynamadıysanız oynamanızı tavsiye ederim. Böyle yapısına alışmak günümüz oyuncuları için biraz garip gelebilir. Çünkü daha serbest. Ya çok elinden tutuyor ama şimdiki oyunlar kadar tutmuyor gibi söyleyeyim. Bir de şey olayı güzel. Hani serbestlik var ama şey yok. Git oradan görev al. Git şuraya görev yap. Git buradan karakterini geliştir. Git level at falan. Dümdüz oynuyorsun abi bayağı. İşte elindeki materyallerle mevcut çevre etkileşimiyle birlikte ne yapabiliyorsan yapmaya çalışıyorsun. Yıkılabilir çevre falan da var oyunda. O da bayağı etkili oluyor görsel açıdan. Onu söylemiş olayım Crysis Remastered'la alakalı. Bu kadar. Var mı sizde böyle güncel paylaşacağınız, kısa özet geçmek istediğiniz bir oyun efendim? Switch sahipleri için bir haberim var. Ori and the Will of Wisps son oyunun adı. Evet, Ori and the Blind Forest'ın yeni oyunu. O Switch'e dün çıktı. Haberiniz olsun eğer ilginiz varsa. Yes, doğru. Bak bunu unuttum ben. Ben bir daha Switch'te oynarım ya. Xbox'ta bayıla bayıla oynamıştım. Şimdi bir de Switch'te oynayayım. Teknik problemleri var mı? Hani deneyen falan okudunuz mu öyle bir şey? Çünkü şey... Yok, yani... çok taze çıktı zaten. Varsa da yani ben görmedim. Ama bakın isterseniz almadan önce. Evet, bir bakmanızda yarar var çünkü yani PC ve şeyde Xbox'ta çıkışında da böyle problem yaşayanlar vardı, olmuştu. Evet. PC'de daha fazla vardı. Xbox'ta da performans problemleri yaşanmış. Ha, sen de yaşayanlardandın galiba abi. Evet. Yani tabii ki daha düzgün bir biçimde optimize etmişlerdir diye düşünüyor insan. Vakitleri vardı sonuç itibariyle. Ama gene bir önden bir bakın. Şeyi duydum, 60 FPS yaptık Switch için zorlayıp falan gibi bir şey duydum ama. Helal olsun. Öyleyse hakikaten helal olsun yani. Twitter'da görmüştüm dün işte 60 FPS yaptık diye. Herhalde Xbox'tan bahsetmiyorlardı, Switch'ten bahsediyorlardı diye düşünüyorum. Millet de şey demiş, Switch'e koleksiyon edisyonu geldi, Xbox'a koleksiyon edisyonu gelmedi. Bu ne alaka falan diye yani. Önce Switch'e geliyor yani böyle. Neyse, mevcut durum budur arkadaşlar. Benim biraz başım ağrıyor, o yüzden biraz keyifsiz gözüküyorsam kusura bakmayın. Bayağı bir başım ağrıyor. Geçmiş neden bilmiyorum. Eyvallah, teşekkür ederim. Desteğinize ihtiyacım var arkadaşlar. Mevsim değişimindendir. Yok, benim ilacım belli. Bir like, bir abonelik, bir de yorumla. Artık YouTube değil mi? El ayağı düşmüş YouTube'lukta. Artık neyden bilmiyorum ama ilacı attım. Kendime gelmeyi bekliyorum şu anda. Var mı ekleyeceğiniz bir şey abi son olarak? Yok. Peki, o zaman teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. Görüşürüz.